Merhaba arkadaşlar. Bugün en son tadilat yaptığımız evin önündeyiz yine. Son halini göstermek istiyorum. Bitmek üzere. Kıştan dolayı biraz yavaşladı ve arada başka işlerle uğraşmak zorunda kaldığımız için şu an yeni yeni bitme aşamasına geldi. Şu an gördüğünüz gibi dış boya bitmiş durumda. Dışını tamir ettik. En azından belediyeyle şu an uğraşmıyoruz. Yani belediye bizle uğraşmıyor şimdi. Sadece şu tepedeki küçük beyaz alan kaldı. Orası boyanacak. Şu an çok fazla soğuk olduğu için dış boyayla falan ilgili uğraşamıyoruz şu an. Şu an kaldı böyle. Bu arada müthiş kar yağdı. Şu an erimek üzere. 3-4 günden beri yerde şu an karlar kalkıyor. Son 2-3 günden beri hep böyle -5-6 derece. Bugün ilk defa herhalde sıfırın üzerine çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün bayağı bir erimeye başladı karlar. Bugün herhalde 3-4 derece vardır. Büyük ihtimalle. Ben uzun zamandan beri hastaydım bu arada. O yüzden çok video çekemedim. Artık telafisini yapmaya çalışacağız. Daha sık video koymaya çalışacağız. Neyse şimdi kameralar taktım buraya gördüğünüz gibi. Burada var. Yan tarafta bir tane var. Bir tane en arkada var. Toplam 3 kameramız var. İşte buraları boyadık gördüğünüz gibi ve buraya bir dışarıya lamba taktık. Bu kapımız zaten takılıydı. Şimdi salonumuzu gösterelim. Buralar tamamen bitmiş durumda gördüğünüz gibi. Yani bu oda daha hiçbir şey kalmadı. Perdeler takılı. Blindler takılı. Ondan sonra ışıklarımız takılı. Duvarlar boyalı. Alarmlar takılı. Smog dedektörler takılı. Yerler bitmiş durumda. Şimdi burası kitchen cabinet'te takılacak buraya. Şöyle. Üzerine granit olacak. Sinkimiz burada olacak. Güzel 2-3 tane burada duvara kabinetler olacak. Yine burada bunlar olacak. Şu biraz daha yukarıda olacak. Buraya da fırın gelecek. Buraya fırın gelecek. Tabii o alanlarda, şu alanlarda backsplash olacak. Şurası ve şurası şöyle fayans olacak yani. Backsplash dedikleri şey fayans oluyor. Şu köşeye de buzdolabını koyacağız. Ya yani buzdolabını ben provide etmiyorum bu arada. Burada buzdolabı olmak zorunda değil evde. Optional bir şey. Seninle kiracı arasındaki bir anlaşmayla alakalı bir şey. Ben genelde koymuyorum. Neyse. Şimdi burası hallway'imiz. Gördüğünüz gibi tamamen bitmiş durumda. İşte buralar boyanmış. Şuralar bitmiş. Gördüğünüz gibi her taraf tamamen bitmiş durumda. Bir banyomuzda küçük ufak tefek bir iki bir şey kaldı. Mesela şuraya faucet takılacak. Sonra şunlar işte seal edilecek sağ solu. Burası bitmiş olacak. Burası tamamen temizlenecek sadece. Ve burası tamamen hazır o hale gelecek. Ve şuraya bir tane metal konulacak. Transition böyle buradan oraya geçmek için. Hani hem buraya geçerken ayağın takılır düşebilirsin. Hem onu engelliyor hem de buradaki kötü görüntüyü ortadan şey yapmış oluyor, kaldırmış oluyor. Şimdi odalarımız böyle. Daha önceden de zaten aşağı yukarı böyleydi hatırladığım kadarıyla. Odalar böyle. Buraya şu baseboard header takacağız. Buraya tamamen duvara böyle yanaşıyor. Bunu buraya takıyoruz ve bu burayı ısıtacak. Başka ne var mesela? Şu klozete bakalım. Eskiden burada tamirat falan da vardı herhalde. Onlar bitmiş oldu. Evet şu an gördüğünüz gibi burası tamamen temiz, hazır. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Her şey hazır gibi. Ondan sonra cima başka ne var? Şu odaya bakalım. Ben ne zaman video çekersem genelde birisi beni arıyor. Şimdi yine birisi arıyor. Şimdi ben video çekerken telefonla konuşmaya devam edeceğim. Hello. Yes. Yes, I'm here actually. If you want, you can come and look at it. I am here. If you want to look at it, I'm at the property. Okay, right. Bye bye. Bye. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burası da bitmiş durumda. Tamamen sadece buradaki ıvır zıvır mutfak dolapları falan filan var işte. Bunlar buraya gidince. Burası hemen diyodan aynısı. Duvarlarımız
pencerelerimiz işte burada ceiling fan var. Burada şey olacak işte. Ebeveyn odası gibi bir şey olacak. Ondan sonra cuma bu var. Burasının gördüğünüz gibi lambası her şeyi hazır takılı. Burası bitmiş durumda. Yine buraya bir tane baseboard heater takılacak diğer odadaki gibi. Buraya takılınca evet bu kapı kapanmıyor. Enteresan. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Mesela bu arada sign'ı az önce koydum. Adamlar aradı hemen. Yani koyalı gerçekten kameraya yani video çekmeye başlamadan önce sign'ı koydum köşeye. Buraya yani video çekmeye başladım. Adam aradı beni. Şimdi geliyor eve bakmaya. Ya ev bitmemiş olmasına rağmen insanlar gidip bakıyorlar. Şimdi burası da en son oda. Hatırlıyorsanız buranın eski hali hatırlayanlar varsa video videolarında da görebilirsiniz. Her taraf böyle kırıktı, böyle kocaman kocaman delikler vardı falan filan. Burada bir tane kapı vardı hatırlıyorsanız, arkaya açılıyordu. İşte onların hepsi halloldu, tamir oldu. Klasik düz bir oda oldu. Hardwood floor'umuz yetmediği için buraya halı döşemiş olduk. Buraya halıyla burayı kapatmış olduk. Yani şöyle şu açıdan da bakın. Şu açıdan da bakarsanız hemen hemen basit bir oda. Şu heater buraya takılacak. Ve bu oda tamamen 100% bitmiş olacak. Şuradan lambasını açıp kapatıyorsunuz. Açıp kapatabilirsek. Evet. Burası böyle. Şimdi basement'ı gösterebilirim biraz. Çok fazla bir şey yapmadık. Daha doğrusu hiçbir şey yapmadık da. Neler yapacağımı gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şu duvarlar tamamen boş. Tamamen bunlar temizlenecek. İşte buraya tekrar şitrak çakılacak. Buralara şitrak çakılacak. Ve buralar temiz hale gelecek. Yani badana boya, ıvır zıvır tarzı. Şimdi basement'ımız dediğim gibi çok bir şey yapmadık. Ha, bir tek şunu yaptık burada. Yani bir tek değil de bir tanesi bu. Yeni bir panel taktık. Eskiden burada füz vardı. Böyle hani çok eskiden Türkiye'de de vardı ya, bilmiyorum hala var mıdır. Böyle breaker değil de bir tane şey böyle füz atar böyle. Ha şunlar bakın. Türkiye'de buna benzer şeyler vardı. Eskiden bundan vardı burada. İşte bunları şey yaptık. Ne dedi? Upgrade ettik. Bu şimdi 200 amperlik bir breaker box. Eskiden 100 amperlikti. Şimdi iki katına çıktı. Yani iki katı enerji çekebilir. Gördüğünüz gibi yeni water heater tankimiz var. Su ısıtma tankı. Yeni. Şu an çalışıyor. Sıcak suyumuz var. Ondan sonra cima gördüğünüz gibi şu mavi ve kırmızı boruları görürseniz hepsi yeni. Bunların özelliklerini daha önce anlatmıştım. Bunlar PEX. Bunlar çok elastiki bir şey. Yani bu PVC'nin daha da şeyi ileri bir teknolojisi. Bu inşaat işini, plumbing işini bilenler bilir. Bakın görüyorsunuz şimdi. Buradan böyle geliyor. Hortum gibi yani böyle her taraftan geçebiliyor. Ve böyle bağlandı şöyle. Şuraya kadar. Gördüğünüz gibi şu an suyumuzda bir sıkıntı yok. Evet, adam geldi bu arada. Şimdi ben size hızlı bir şekilde anlatayım. Hemen adamı şey yapmam lazım. Adama evi göstermem lazım. Gördüğünüz gibi burası da tamamen PVC oldu. Eskiden cast iron şurası gibi. Gördüğünüz gibi böyleydi. Ve şu an hepsi yani şuraya kadar olan kısmı sonra hepsi PVC oldu yeni. Şu an yani plumbing yeni. Elektrik sistemi yeni. Zaten tüm üst katların gördüğünüz her şeyi flordan, duvardan, lambalardan, switchlerden, mutfak dolaplarından, tuvaletinden, banyosundan her şeyi tamamen yeni. Yani yeni bir ev olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu adama bir hoş geldin diyelim. Hi sir. Hi, come on in. Yani şimdi adam da bu evi görmek istiyor. Arkadaşlar burada keseceğim. Çok uzatmayacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hasta olduğum için video çekememiştim. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. You can go ahead and look inside. I'll be with you. Evet, adam dediğim gibi
Sahne az da yaklaşık işte 10 dakika oldu. Şimdi videoya başlayalı tam 10 dakika olmuş. Adam 10 dakika önce koydum, hemen bir dakika sonra aradı. Çünkü bakın şu karşıda büyük bir hastane var, görüyorsunuz. Şu ağaçların arkasında, bilmiyorum ağaçların arkasındakini görebilir misiniz de. Devasa bir VA, veteran hastanesi, federal bir bina. Yaklaşık birkaç bin kişi orada çalışıyordur en az. O nedenle bu ev çok hızlı gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü oradan bayağı bir insan geliyor buraya. Yani buradan nasıl yürüme mesafesi? Şuradan sokaktan aşağı inip şu stop sign, arabaların şöyle geçtiği yeri görüyorsunuz. Oradan geçince hemen şurası girişi. Yani aşağı iniyorsunuz, yürüyorsunuz, hemen girişine varıyorsunuz. Yani 2 dakika bile değil. Yani 2-3 dakika falandır yani. Yürüyerek o kadar yakın. O nedenle dediğim gibi bu ev çok çabuk kiralanacak. Bakalım nasıl olacak. En son update videosunu söylerim. Kiralandığımı, ne oldu, ne bitti gibisinden. Net, şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.